Bu videomuzun konusu arkadaşlar somatosensoryel sistem. Somatosensoryel sistem. Somatosensoryel sistem derken sahip olduğumuz duyular ve traktlardan bahsediyoruz. Bunlar da sinir sistemimizde veri aktarımını sağlayan sinir hücresi uzantılarından yani aksonlardan oluşan sinir hatlarıdır. Farklı türdeki her bir somatosensoryel sinyal, Merkezi sinir sistemi içinde farklı bir yolu takip eder. somato traktlar genellikle iki ana kategoride incelenir. İlk kategoride durum, pozisyon duyusu, titreşim duyusu ve hassas dokunma duyusu yer alır. Diğer kategoriyi ise acı duyusu, sıcaklık duyusu ve hassas olmayan dokunma duyusu oluşturur. Bunun e, yani pardon bu sonuncusuna da e, hassas olmayan dokunma duyusuna da kaba dokunma duyusu da diyebiliriz. Öyle de adlandırılabilir. Sistemdeki reseptörler yani algılayıcı sinirler sayesinde toplanan somatosensöriyel bilgiler merkezi sinir sistemine iletilir. Bunlar önce periferik ya da çevresel sinir sistemindeki sinirlerden geçerek spinal sinirlere, oradan da omuriliğe ulaşır. Yani bunu şimdi bir e, yolculuk olarak düşünün arkadaşlar. Oraya ulaşır. İsterseniz bu yolculuğu ilk kategorideki pozisyon duyusu reseptörleri üzerinden örneklendirerek inceleyelim. Daha kolay anlaşılsın. Evet. Konu mankenimizin koluna e, koluna çizip daire içine aldığım bu R harfi tahmin edebileceğiniz gibi reseptör anlamına geliyor. Şimdi R'nin yolculuğuna bakacağız. Bu pozisyon duyusu reseptörü tarafından üretilen bilgi sinyali çevresel sinir sistemindeki traktlar boyunca ilerleyerek spinal sinirlere ulaşıyor. Buradan da merkezi sinir sisteminin alt uzantısına yani omuriliğe giriyor. Tabi aynı durum diğer kategorideki herhangi bir duyu reseptörü için geçerli. Bu defa da bacağa bir R harfi çiziyorum. Bu da acıyı algılayan bir duyu reseptörü. Uyarıldığında beyne sinyal göndererek acı hissinin oluşmasını sağlıyor arkadaşlar. Güzergah farklı olsa da bunun da varış noktası aynı. Nedir o da? Merkezi sinir sistemi. Acı sinyalleri bacaktaki çevresel sinir sistemine ait sinirler boyunca ilerliyor ve aynı şekilde önce spinal sinirlere ardından da omuriliğe yani merkezi sinir sistemine ulaşıyor. Yüzümüzde ve baş çevremizdeki somatosensoriyel bilgi aktarımı da buna benzer bir seyir takip ediyor. Farklı olarak reseptörlerden gelen sinyaller spinal sinirler üzerinden omuriliğe değil kraniyal sinirler üzerinden beyin sapına iletiliyor. Mesela yüzümüzün şuralarında bir yerde titreşim algılayan bir reseptör olsun. Tamam bu reseptör titreşim sinyallerini doğrudan kraniyal sinirler ya da diğer adıyla kafatası sinirleri üzerinden beyin sapına gönderiyor. Yüzümüzün bir başka yerinde örneğin şu bölgede sıcaklığa duyarlı bir diğer reseptörde Beyin sapına sinyal göndermek için yine aynı sinir altyapısını yani kraniyal sinirleri yani kafatası sinirlerini kullanıyor. Peki bu sinyaller omuriliğe ya da beyin sapına ulaştığında ne oluyor? Şimdi bir de buna bakalım. Neyse ki elimizde beyin ve omuriliği daha yakından görebildiğimiz bu resim var. Evet arkadaşlar üşenmedim sizler için çizdim. Diğerinde olduğu gibi bu çizimde de Merkezi sinir sistemine yine ön taraftan bakıyoruz. Bu bir kesit yani aslında burada beyin ve omuriliğin içini görüyoruz. İlk olarak somatosensoryel sistemdeki şu kategoriye bakalım yani acı, sıcaklık ve kaba dokunma duyularından oluşan gruba. Mesela şu bacaktaki reseptörden çıkıp omuriliğe uzanan sinir hattını bir ele alalım öncelikle. Şimdi şuraya bir ok çiziyorum. Reseptörden gönderilen sinyaller bu noktadan omuriliğe giriyor olsun. Omuriliğin içindeki aksonlar bu sinyalleri ilgili e, somatosensoryel kanallardan beyne iletiyor. Yani bu iki kategorideki her bir duyunun kendine ait iletim kanalları var. Basitleştirerek çizeyim. Buradaki önemli ayrıntı şu arkadaşlar. Sinir hattı omuriliğe girdiğinde hemen diğer tarafa geçiyor ve yukarıya doğru ilerleyerek önce beyin sapına sonra da beyne ulaşıyor. Buna başka videolarda daha ayrıntılı değineceğim. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey sinir hatlarının beyin e, yarım kürelerine çapraz bağlanıyor olması. Yani vücudun sol tarafındaki bir reseptör sağ yarım küreye, sağ tarafındaki bir reseptör de sol yarım küreye bağlanıyor. Tabii aynı şey pozisyon, titreşim ve hassas dokunma duyularından oluşan diğer kategori içinde geçerli. Şimdi konum mankenimizin kolundaki şu reseptöre dönecek olursak, evet. Omuriliğe doğru bir ok daha çıkaralım. Tabii bu kez bağlantı noktası biraz daha üstte kalıyor. Kendine ait kanalı kullanan bu sinir hattı da omurilik boyunca aynı tarafta bir miktar ilerleyip beyin sapına yakın bir noktada karşıya geçiyor. Ve tıpkı diğer sinir hattı gibi o da beyin sapından geçerek diğer taraftaki beyin yarım küresine ulaşıyor. Sizin de göreceğiniz üzere burada da çapraz bir bağlantı söz konusu. Yüz ve baş çevresindeki acı, sıcaklık ve kaba dokunma duyusu reseptörleri tarafından gönderilen sinyaller ise kraniyel sinirler üzerinden iletiliyor. Fakat buradaki sinir hatları biraz tuhaf bir rota takip ediyor. Önce bir miktar aşağı iniyor, ardından karşı tarafa geçip tekrar yukarı çıkıyor ve vücudun çeşitli yerlerinden gönderilen diğer sinyallerle neredeyse aynı yere varıyorlar. Yani birebir aynı olmasa da çok yakın bir noktaya geliyorlar. Keza yüz ve baş çevresindeki pozisyon, titreşim ve hassas dokunma duyusu reseptörlerinin gönderdiği sinyaller de kraniyal sinirler üzerinden beyin sapına giriyor ve yine karşı tarafa geçerek çaprazdaki beyin yarım küresine e, bağlanıyor. Çapraz yarım küreye yani bağlanıyor. Fakat Türlerdeki tüm bu somatosensoryel bilgi sinyalleri burada beyin yarım küresinin derinliklerinde bir araya geliyor. Artık birbirlerine oldukça yakınlar. Burası bir anlamda serebral korteksin yani serebrumun serebrumu yani çevreleyen dış katmanın farklı bölgelerine yapılacak dağıtım için bir nevi toplama noktası. Toplanan sinyaller ilgili bölgelerde çok daha ayrıntılı işlemlere tabi tutuluyor. Evet, tüm bu duyuların işlevinden sorumlu somatosensöriyel traktların yapısı şematik olarak böyle. Fakat bu anatomi, beyin yarım kürelerinde bir hasar söz konusu olduğunda ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Mesela, beynin bu tarafında çarpıyla işaretlediğim bu yarım kürede bir yaralanma ya da hastalık sonucu hasar oluştuğunda, kimi zaman vücudun diğer tarafında ciddi oranlarda duyu kayıpları olabilir. Daha önce de belirttiğim gibi bunun nedeni beyin yarım küreleri ve reseptörler arasındaki somatosensoriyel bilgi akışının çapraz yönlü hareketidir. Yani beynin şu sol yarım küresinde oluşan bir hasar, yüzün ya da vücudun sağ tarafındaki bu duyularda kayba sebep olabilir. Duyu kaybının büyüklüğü, beyin yarım küresindeki hasarın büyüklüğüyle doğru orantılı ve tabii hasar gören somatosensoriyel trakların sayısıyla da bağlantılıdır somatosensoryal sistemdeki her bir duyunun merkezi sinir sistemi içinde farklı bir güzergahı olduğunu, reseptörlerden gönderilen sinyallerin farklı yollardan beyne ulaştığını söylemiştik. Dolayısıyla beyin sapında ya da omurilikte ortaya çıkan sorunlar da somatosensoryal traktlardan oluşan bu sistemin tamamını değil, yalnızca bir bölümünü, özellikle sorun yaşandığı bölgeyle ilgili duyuları etkiliyor. Trakların anatomisine yani yapısına ve işleyişine dair ayrıntılara sonraki videolarda değineceğim. Bu seferki somatosansöriyel trak'lara giriş 101 videosu olsun. En azından artık beynin bir tarafında oluşan hasarın neden vücudun diğer tarafında duyu kaybına ve anormalliklere yol açtığını öğrenmiş olduk.